Montreal'den herkese günaydın. Az önce yarım saat falan bir yokuş tırmanıp Montreal'e, Royal'e geldim. Ne güzel karışıyor. Montreal'e Montreal karışıyor. Montreal'e geldim. Burası Kanada'da yüksek bir tepe. İnsanlar genelde buraya koşu yaparak falan çıkıyorlar. Ben yine her zamanki Türk kimliğimle yürüyerek böyle yavaş yavaş sakince çıktım. Millet şortlarını giymiş falan koşuyorlar. Merdivenleri inip çıkıyorlar defalarca. Ben gayet sakin sakin turistik bir havayla yürüyerek çıktım. Böyle güzel bir manzara var. Keyifli bir sabaha uyandık. Bakalım daha neler olacak. Evet, keşke çalmayı bilseydim ama maalesef çalmayı bilmiyorum. Şimdilik böyle parmaklarımı sürterek nota geçişi yapabiliyorum sadece. Arkadaşlar şu an Montreal'de kaybolduğumu düşünüyorum. Çünkü bu ormanda hiç kimse yok. Umarım bir yerlerde GPS bağlantım falan kopmaz. Sonra videolarımı falan seyredersiniz. Kaybolsam şu ayakkabılarla falan dağda kalacağım, yani ormanda kalacağım. Öyle yürüyüş ayakkabısıyla falan da gelmedim. Ya burası inanılmaz böyle sessiz, kimsenin olmadığı bir orman yani. Yukarısı güzel çünkü şeyi var, şehri yukarıdan gören bir tepesi var, fakat ormanın içine girdiğinizde hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Etrafı göstermek istiyorum size. Bir Allah'ın kulu. Yok. Burada bir sürü Kanada yapraklarından var böyle. Beşli beşli. Bildiğiniz sağdan soldan çıtırtı çıtırtı geliyor ama hiçbir şey anlamadım yani. Sizce kaybolma ihtimalim yüzde kaç? Etrafı korkulu gözlerle falan bakıyorum. Yani burada biri beni kesse herhalde kimsenin ruhu duymaz. Yürümeye devam ediyorum ama sadece şöyle bir patika yol var. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ve geldiğim yol. Yürüyelim bakalım. Evet, kendisi en iyi bulduğum Kanada yaprağı. Kanada yaprağı. Bunun adı Kanada yaprağı kaldı. O meşhur Kanada yaprağı. Şimdi bunu kurutulmak üzere Türkiye'ye getireceğim. Arkadaşlar, bir sürü Kanada yaprağı buldum. Arkadaşlarım, hepinizin aklında tabii ki de acaba Kanada'da evler nasıldır gibi bir soru olabilir. Kanada'da evler... Okumuyorum. The Montreal Museum of Fine Arts. Montreal'de gezilecek güzel müzelerden bir tanesi. Şöyle tamamıyla bir yolu. Evet, Montreal'de yağmura yakalandım. Yağmur fena halde yağacak gibi. Buranın yağmurunu şu an bilmiyorum ne kadar yağacağını, tahmin dahi edemiyorum. Neyse, birazcık bekleyeceğiz. Kapalı alana hemen kaçmayı düşünmüyorum şahsen. Şimdi size Aşık Olunası başka bir sokağa çekeceğim. Ama gerçekten Aşık Olunası. Burada arkadaşlar publar, barlar, spa yerleri, işte kıyafet, her şeyi bulabilirsiniz bu sokakta. Bu sokağın ismi ben aşağıya yazacağım, şu anda hatırlamıyorum maalesef.
Gezimin son dakikalarında yağmuru yakalandığım için öncelikle otele gidip duş aldım. Sonrasında dışarı tekrardan çıktım. Şimdi Old Town'a gidiyorum. Saat şu an burada akşama doğru 4 falan. Böyle bir akşam keyfi yapacağım. O taraflarda sizi oralara da çekeceğim. Montreal çok tatlı bir yer. Yani gerçekten keyif alabileceğiniz, gözünüze hitap eden, gözünüzü doyuran bir yer. Old Montreal'e gelene kadar Montreal'in old bir yanına çıkacağınızı tahmin dahi edemiyorsunuz. Çünkü gayet modern binaların arasından geçerek buraya ulaşıyorsunuz. Şu anda benim olduğum alanda kiliseler falan var. Aman tanrım, bir Noel dükkanı gördüm. Şimdi Kanada'da. Ay sesim falan gitti ya. Gözünüzü gönlünüzü doyurabileceğiniz bir başka yerdeyim şu anda. Old Montreal'e geldim tam anlamıyla. Arkamda böyle tarihi binalar var. Merhaba. Burada birçok eğlence, aktivite yapılabiliyor. Şu gördüğünüz minik gölde isterseniz deniz bisikleti yapabiliyorsunuz. Şimdi size zipline'ları göstereceğim. İnsan var. Yani hiç. Burası böyle sağlı sollu restoranların bir şeyler, soğuk bir şeyler içmeniz için güzel bir tercih. O Old Port'a inerken olan geniş bir sokak, geniş bir cadde. Burada rahatlıkla bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şurada inanılmaz derecede sıra var. Herbin Nelson. Sanırım caz falan da yapılan bir yermiş. Ama daha önce hiç duymadım. Sıra olmasının illaki bir nedeni vardır. Bu insan da bir şey biliyordur. Her zamanki mantıkla. Thank you.
arkadaşlar, sizi bu kadar gezdirmişken birazcık da tarihçesinden bahsedeyim. Çünkü ne alaka Montreal ve ne alaka Fransızlar falan diye olabilirsiniz. Şöyle, zamanında İngilizler ve Fransızlar arasında bir savaş olmuş. Fakat savaşı İngilizler kazanmış. Yani toprak aslında İngilizlerin. Fakat Quebec eyaletinin Montreal ilçesinin olduğu gibi Fransız etkisi var. Fransa'dan sonra en çok konuşulan Fransızca burada. Arkadaşlarım çok ilginçtir. Yani şundan şu anda odamda olsa da girsem dedim yani.